1949 Elazığ Merkez Köyü Aşağı Holpenk. Yeni ismi Aşağı Demirtaş. Orada doğdum. İlkokulu da orada okudum. 10 kardeşiz. Evet. Efendime söyleyeyim. İlkokula giderken o zaman köyde okul yoktu. Köyün dışındaydı. 5 yıl 3 kilometre gidip geldik. Ve odunumuzu da kendimiz götürdük. Sobayı şey yapmak için. 125 öğrenciye bir öğretmen vardı. O da rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Orayı bitirdikten sonra ilkokulu 2 yıl orada kaldım. Tekrar köyde. Rahmetli babam arazimizin 3500 dönüm, 3500 dönüm de köylerin 7000 dönümü Atatürk Üniversitesi'ne verdiler. Dediler ki Atatürk Üniversitesi yapılacak. Burası çok büyük bir yer olacak. İlkokul, ortaokul ve lisede yapılacak. Siz 2 sene bekleyin. Burada hemen ilkokul, ortaokulu ve lise yapacaklar. Burada devam edersiniz. Maalesef bir siyasi oyunla Erzurum'a kaydırıldı o yıl. Biz de tabii mecburiyet karşısında buraya geldik. Rahmetli babam araziyi geri almak için dava açtı. O sırada da Demokrat Parti Menderes başladı. İhtilal oldu. İhtilal olunca mahkemeler de durdu. Arazimiz de gitti. Ve bir süre sıkıntı çektik. Geldim terzilik çırağına. Okumak istiyordum ama imkanımız yoktu. Ancak bir tane abime okutabildi baba. Efendime söyleyeyim. Terzilikten sonra bir yıl Adana'ya gittim. Sabancılar Holding'de çalıştım. Dönüşte geldim, askere gittim. Askerde geldim. Tekstil işine girdim. 1971'de. Odur budur. Devamlı devletime vergi ödüyorum. Helal hoş olsun. Yani çok sıkıntılar çektik. Alışverişe giderken trene binerdik. 7 günde İstanbul'a giderdik. Simsiye olurdu yüzümüz kömür şeyinden. Efendime söyleyeyim. İthal mal yoktu. Ürün bulunmuyordu. Zorla alırdık, bulurduk, getirirdik. Elazığ'ın nüfusu dediğim zaman 30 bin civarındaydı o zaman. Yani altyapı falan yoktu. Elektrik bile yoktu. Biz Elazığ'a göçtüğümüzde Elazığ'da elektrik yoktu. Gece 12'ye kadar lambalar yanıyordu. 12'den sonra sönüyordu. Hazar şey vardı. Bu Aile Cemiloğlu Parkı'nda şey vardı. Jeneratörle elektrik yürüyorlardı Elazığ'a. Öyle dar günler geçirdik biz. Annemin bir akrabası vardı. Ona da ihtiyacı vardı. Dedi ki terzilikte dedi şey var. Gelecek var dedi. İnsanlar çoğalıyor. Konfeksiyon yoktu o zaman. Ama ben sevmedim yani. Yani mecburiyet karşısına gittik yani. Fazla da yapmadım zaten. Efendime söyleyeyim şimdi o zaman her şey dardı. Sümer Bank'a millet kuyruğa girerdi ki kumaş atsın. Öyle çok inşaat falan yapılmıyordu. Fayton vardı. Şu meydanda 5 tane taksi vardı. Başka da yoktu. Yani ticaret pek şey değildi. Ama hayvancılık çok ilerideydi. Rahmetli Hacıdere hayvan tüccarıydı. Burada vagonlarla devamlı limana şey giderdi. Hayvancılık Elazığ'da çok ileriydi. İhracata yönelik. Suriye'ye, Mısır'a buradan hayvan giderdi. Beyrut'a. O sıralar yani o zaman Elazığ'ın girdisi çoktu. Çünkü gider yoktu fazla. Evet. Şimdi efendim o zaman 1965'te babam dava açtı. Araziyi geri alması için. Çok uzun sürdü. Fırat Üniversitesi o yılı hatırlamıyorum veteriner fakültesini rahmetli Mustafa Temizler kurdu getirdi. Şimdi o çiftlik duruyor. Oraya kurdu. Ondan önce amacı dışında kullanıldı. Şahıslara icara verdiler. Babam da oradan tutturdu. Mahkemeyi kazanacağımız anda hemen fakülte kuruldu. Veteriner çiftliği kuruldu. O sırada keşif yapıldı. Dediler ki üniversite göreve başlamış. Mahkemeyi tekrar kaybettik. Yani biz hep mücadelenle geçtik. O araziyi verdik. Şu ana kadar orada Atatürk Üniversitesi yapılsaydı ya da Fırat Üniversitesi yapılsaydı Elazığ şu anda kömürhana yetişmişti. Hakikaten yetişmişti yani. Büyük bir şehir olurdu yani. Nedense engellendi yani her türlü şeyden. İnşallah bundan sonra yapacaklar gibi geliyor bana. Bazı şeyler yapıyorlar şu anda. Yerim de var orada benim. Şu anda orada kemat ediyorum. 1969'da gittim askere. 2 yıl askerlik yaptım. 4 yerde askerlik yaptım. Hava kuvvetlerindeydim. 71'de terhis oldum. 72'de evlendim.
İki olan bir kız çocuğum var. Allah bağışlarsa. Öyle devam ediyor hayat. Efendime söyleyeyim. Bir şey anlatayım. Ben terzi çırağıyken o zaman yani daha şeye girmemiştim. Birisi geldi dedi ki İsmet Paşa gelmiş. Çalıştım dükkana. Meydanda konuşacağız gelin dinleyin. Bizim ustamız da dedi ki yok gitmeyin. Biz de gitmedik ama tam dükkanın karşısındaydı. Getirdiler çarşıda şey buldular. Arşılayacak adamlara yemeğe verdiler. Onları getirdiler. Arşılatırlar İsmet Paşa'yı. Ama milletvekili çıkaracak gibi bir şey değildi o zaman. Üniversite oraya kaydığı için Erzurum'a o sene CHP burada 6 milletvekili çıkarttı. Onu hiç unutmuyorum. İsmet Paşa'yı 30 kişi karşıladı ama 6 milletvekili ona çıkarttı. 1957'yi söylüyorum. Evet. Biz de siyasete girdim. Ben Doğru Yol Partisi'nin il başkanı da yaptım 2002 yılında. Ondan önce Adalet Parti'den gençlik kollarındaydım. Babam da Demokrat Parti belde başkanıydı han kendine. O dönem yani 50'lerde. Biz orayı pek hatırlayamıyorum. O siyasi şey devam etti 2000 şeye kadar. İkiye kadar ondan sonra noktayı koyduk orada. Ya yaşımız da ilerledi. Yani eski siyasiler yok. Ben rahmetli Septoğlu'ndan yaptım. Süzgerlerle yaptık. Samet Güldoğan vardı. Ömer Sanaç vardı. Yani bunlar bizi dinlerlerdi. Biz Elazığ'ın meselelerini götürdük. Yani biz şahsımıza değil. Bir şey yapılacaksa biz memleket meselesi için. Yani ne eksik nerede? Partide toplanırdık. Heyet halinde giderdik, verirdik. Onlar da yerine getirirlerdi. Ama ondan sonra olmadı yani. 51 yıldır her sabah erkenden kalkarım. Tezgahın başına gelirim. Pazar hariç 350 gün gelirim yani şeye, iş yerime. Bir de sabrederim. Sabırla her şey olur. Efendim, yenilik de olacak. Yani ne çıkmışsa takip edeceksin. Müşteriye güven vereceksin. Sattığın ürünün arkasında duracaksın. Yani müşteriye diyeceksin ki herhangi bir şey oldu mu 2 yıl, 3 yıl içinde ben bunu değiştirebilirim. Biz hep bunu yapıyoruz yani. Devamlı biz müşterinin haklarını koruruz yani. Adam diyelim ki kavurma yapardı, bir ton odun alırdı. Mutlu olurdu. Ben bu sene geçirdim. Bir tenike gaz yağarlardı. Öyleydi yani. 50 yıl, 60 yıl önce öyleydi. Ama şimdi artık da o işler yok yani şimdi. Doğalgaz da olacak, telefon da olacak, klima da olacak. Yani yemek de gelecek hazır. Şimdi o eski durumlar yok yani. Toplu halda giderdik. Mahalle mahalle. Diyelim Gazi Caddesi'ne ben esnaftım. 5-6 kişi beraber giderdik. Biz gelirdik, karşı sıra giderdi. Yani hepimiz böyle birbirimize destek olarak giderdik. Ekmeğimizi de çıkınlarımıza, bohçamıza kurduk ki lokanta parası vermeyek. Yemeklerimizi beraber taşırdık. Börek yaparlardı. İşte peynir ekmek götürürdük. O zaman hayat öyleydi yani. Hatta bir şey söyleyeyim size. Ben buradan Adana'ya alışverişe gittim. Otel parası vermeyeyim diye oradan Bursa'ya otobüse bindim. Bursa'da gece 12'de arabaya bindim. Gittim İstanbul Harem'de yendim ki şey vermeyeyim. Otel parası. İstanbul'da işimi gördüm. Ayakkabımı çıkartmadan Elazığ'a geldim. Yani para yok yani. Otele verecek paramız yok. Onunla alışveriş yapardık yani. Yani şimdi burada rahmetli Ömer Sanaş karayollarını, devlet su işlerini kurdu. Rahmetli Septoğlu Ferrokurum'u kurdu. Onların dönemini ben söylüyorum yani. Yani bunlar hepsi, hatta Ferrokurum kurulurken rahmetli Septoğlu çok sıkıntı çekti. Diyarbakır diyor Ergani'ye kurulacak, Urfa, Mardin milletvekili orayı istiyor. Yani adam getirdi, Allah rahmet etsin getirdi, oraya zor kurdu yani. Yani sıkıntılı şeylerdi. Efendime söyleyeyim. Hatta size bir şey de anlatayım. Benim Bursa'da alışveriş yaptığım bir firmanın babaları yaşlıydı. Dedi ki sen nerelisin? Dedim ben Elazığlıyım. Dedi ki Elazığ'da ben ham madde alırdım. Ne ham maddesi? İpek. İpek böcekliği dedi. Biz burada ipek üretirdik. İpeker. Hatta adamın soy ismi de İpeker. Firmasının da ismi de öyle. Yani dedi ki biz Elazığ'da ham madde alırdık. Başka Türkiye'nin bir yerinde yoktu. Yani mesela Elazığ'ın pamuğu burada Ulova'da ekilen pamuk Adana'ya damızlık giderdi. Onları karıştırırlardı, kaliteli ipek çıkardı. Bosa'da ben oradaydım. Buradaki pamuğu arırlardı. Çok kaliteli pamuk vardı burada. Nedense bir eller girdi.
pamuğu da iptal ettiler. O birini de iptal ettiler. İşte Çukur Birlik'in şeyi vardı burada. Malatya, Diyarbakır yolunda. Pamuk deposu vardı orada. Toplanırlardı. Oradan Adana'ya giderdi, işlerlerdi. Yani şimdi okulu bitirdiler. Ben de artık yaşlanınca dediler ki biz bu işi devam ettirelim. Daha önce manifaturadı, kumaştı. Şimdi perde sektörü, döşemelik şeyine girdiler. Götürüyorlar. Biz de destek kendilerine. Kızım burada değil tabii. Evet. Yani şimdi benim yaptığım iş Elazığ şey değildi. Tekstil biliyorsunuz Bursa'da, İstanbul'da, Adana'da geçerli, Denizli'de. Yani imkanlar vardı. Biz orada daha büyüyebilirdik. Elazığ'a daha faydamız olabilirdi. Çünkü ben 51 yıldır bu işin içindeyim. O zaman orada yapsaydık Elazığ'a daha faydalı olurduk. Burada olmadı yani. Bu kadar yani. Başka olmuyor yani. Yani diyelim şimdi tabii iletişim. Mesela o zaman iletişim yoktu. Mesela bir havale çıkaracaksın 3 günde 4 günde gönderemez. Şimdi öyle değil. Saniye sürüyor. Şimdi kolay. O zaman zordu. İnsanlar herkes birbirini tanırdı. Yani herkes birbirini tanırdı. Herkes birbirine selam verirdi. Şimdi bu Gazi Caddesi'nde benim yanımda yeni dükkanlar, mağazalar açıldı, lokantalar. Ben ne hiç sahiplerini de tanımıyorum. Selam sabah da vermiyorlar zaten. O zaman herkes birbirini, mesela birisinin dükkanı kapalı olduğu zaman hemen telefon da yoktu, evine giderlerdi. Niye gelmedi, hasta mı oldu, ne oldu? Yani herkes birbirini tanırdı, mahallesini, evini. Mesela Elazığ'ın ismi İstanbul'da güvendi yani. Elazığlı oldu mu, hüviyetinde Elazığ yazıyorsa mal verin derlerdi. Şu anda değişmez, böyle gider. Böyle devam eder. Yani çok büyük bir reform olacak ki değişsin. Siz demin Harput dediniz. Harput'ta da konaklanacak yer yok zannedersem. Var mı? He? Yani çok büyük turizm şeyi olması için, yani üretim olması lazım. Yani diyelim ne üretilecekse, mesela başka yerde olmuyor, burada olsun. Mesela gidersiniz, Denizli'de otellerde yer yok. Avrupa'dan geliyorlar. Orada mesela eski dokumalar, İtalyanlar gelirler, Fransa'dan gelirler. Eski dokumalar ki o dokuma Elazığ'da da vardı. Mesela bizim Han kendinde ipik, o zaman palaz derlerdi, çuval derlerdi. Böyle çizgili şeylerdi. Şimdi nostalji olsun diye herkes Denizli'de üretim yapıyor, oraya ihracat yapıyorlar. Kalifiye eleman meselesi var. Mesela Elazığ'da eskide kız meslek lisesine terzi yetiştirdi. Konfeksiyoncu eleman yetiştirdi. Sanat okulunda kaynakçı, tamirci, tornacı, marangoz yetiştirdi. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Yani kalifiye eleman yok yani. Yani biz burada perde atölyemiz var. Yetiştiriyoruz ya evleniyor ya da ayrılıyor. Sıkıntı çekiyoruz kalifiye eleman olmadığında. Şimdi benim bahçem var. Evim tek. Silah ruhsatı alacağım. Gittim karşımda dediler sen sabıkalısın. Ya sabıkam ne dedim bana. Söylemeyiz dedi. Rahmetli Sepeti oğluna söyledim. Dedi ki silahın ne oldu senin? Dedim ki ben vermediler sabıkam çıkmış dedim. Dedim ben de sabıkan ne olduğunu bilmiyorum nedir yani. Tuttu aradı burayı. Dedi ki sen Demirel'in resmini asmışsın 10 dakika önce. Seçim yasağından önce. Yani diyelim ki 5'te asılacağı ben 5'e 10 kala asmışım. Onu o zaman şey tutmuşlar. Kim astı? Nihat Nar astı. Gittim önüme bir sabıka çıktı. Süleyman Demirel Arıza Septoğlu Allah rahmet etsin. Vali Bey'i aradı dedi ki ya resmi astığı adam şu anda başbakan ya dedi. O sabıka mı sayılır? Dedi ki bu çok şey dedi ben başbakana götürürüm bu işi. Hemen Vali Bey ben de o zaman Ankara'dayım. Bizim hanımı aramış. Geldim silah ruhsatı mı dedi hiç unutmam. Silah ruhsatı alacağım. Süleyman Demirel'in resmini astığım için beni sabıkalı yapmışlardı. Bir de 1975'te ben spor takımı kurdum. Esnaf spor. Gazi Caddesi ve meydan. Şimdi birisi kunduracı, birisi berber, ben kumaşçı. Takımı kurduk. Takımı kurduk ama herkes bir renkli. O zaman eşofman şubu herkes çıktık. O sırada da Elazığ Spor'un maçı var. Bu eski stada. Çim değil yani toprak. Şimdi biz arkadaşımızın birisi de özürlü gözünde. Onu da kaleci yapmışlar. Şimdi Meydan Spor, Gazi Caddesi Spor.
biz 4-0 mağlup olduk. Gözü görmeyen adamı getirdik, kaleci yaptık. Hiç unutmuyorum onu. O da geçenlerde rahmetlik oldu. Yani biz kıra giderdik, Harput'a giderdik, göle giderdik. Ortaklaşa minibüs tutardık. Yemeklerimizi biz orada yapardık. Kavurma yapardık, tandır yapardık. Hatta kışın da giderdik. Yani öyle odun falan götürdük, yakardık. Yani öyle şey, restoran falan yoktu yani. Eşim uzaktan akrabamdı. O da Bahçekapı köylü. Yani akrabayız yani. Evet. Vallahi benim hafızam biraz zayıfladı. Yoksa ben yani keşke bir 3-5 sene önce bu programı yapsaydık size. Hafızam zayıfladı biraz. Yaşımız da ilerledi. Yani 70'in üzerindeyiz. Ya işte ben biraz siyasetten uğraştım. Hatta bir gün öyle diyelim, bana gaz verdiler. Dediler ki git Süleyman Demirel'e bunları sor. Ankara'dayız. 6 kişi. Süleyman Bey'in karşısına çıktık. Ne istiyorsunuz dedi. Biz dedik ki Cahit Alokay'ı niye listeye koymadın? Cahit Bey benim arkadaşımdır dedi. Okul arkadaşımdır dedi. Dedi ki Arıza Septoğlu'nu bir yaptın. Onu da iki yapaydın. Dedi Arıza Septoğlu'nu bir yapmayadım da ne yapacaktım? İki sefer veto ettim. Adalet Partisi'nden fazla rey aldı. Geldi bana burada güven oyu verdi. Siz mi çoksunuz? 20 bin kişi mi çok? Dedi hadi Nazmiye Hanım size çay yapmış orada için çayınızı evine gitmiştik. O anı da var. Onu da söyleyeyim yani. Öyle bir şeyimiz de oldu. Cahit Dalokay biliyorsunuz bizim eski senatörümüz. Evet. Ya ben müzikten pek ilgilenmem ama Elazığ'ın müziği kulağa hoş geliyor yani. Yani Türkiye'de diyebilirim ki en sevdiğim Harput müziği yani Enver Darmabah, Paşa Demirbağ, Süleyman Yeniceli. Yani bunları ben dinlerim yani. Fazla pek şeylerine de girmem yani. Evet. Ha, Fener alayını size söyleyeyim. Cumhuriyet bayramlarında biz terziydik o zaman. Dikiş makinelerini kamyona bindirirdik. Kimi dikiş yapardı, kimi ütü yapardı. Galeyici kaleyi yapardı. Herkes bir arabanın biz şey yapardık. Fener alayı yapardık onunla. Kaynakçı da arabaya binerdi. Herkes bir arabadan şey yapardık yani böyle. Yani gösteriş, sanat. Evet. Ama güzel günlerdi o Fener alayı. Faytonlarla, atlarla. Evet. O zaman öğrencilerin tabii her öğrencinin şeyi bellidi. Mesela sanat tenisi yeşil şapka şey vardı. Lise sarıdı. Yani herkesin İmam Hatip başkaydı. Yani herkesin şeyi belliydi. Hangi öğrenci, hangi okul olduğu belliydi. Ya giyim kuşam da güzeldi yani. Çok ilerdi. Terzilik, çok kaliteli terziler vardı. Ayakkabıcı da öyleydi. Bütün şeyler yani böyle giyimini sevenler Elazığ'da elbise diktirirlerdi. Hatta bizim bir tanıdık terzi var. Burada amca, yeğen de burada terzi. Yasin. Terzi Yasin. Ankara çok meşhurdu. Bakanların, başbakanı Menderes'in terzisiydi. Zeki Müren'e giderken Prava'ya trafik kazasına öldü. Esnaflar sözlerinde bulunsun. Gençler de giyimine, kuşumuna dikkat etsin. Yolda konuşurken konuşmalarına dikkat etsinler. Yani herkes mesela trafikte giderken bakıyorum birbirlerine hakaret ediyorlar. Yani yanlış şeyler bunlar. Yani sanki insanlara yani böyle bir şey yapılmış yani böyle mana arıyor ki kavga etsinler yani. Yani gençler biraz sabırlı olsun. Giyim kuşamlarına biraz dikkat etsinler. Yani giyim de iyi değil. Yani kimin nasıl giydiği de belli değil. Evet. Yabancı markalar ben sevmiyorum onları. Sırtlarında, yüz şeylerinde hiç hoş değil yani. Niye Harput yazsın buraya? Hazar yazsın. Yani biz üretelim onları biz yazalım. Yaz kış bahçedeyim boş vakitlerde. Kışın giderim, efendim sobayı da yakarım. Yazında sebzeyle ilgileniyorum. Meyvelerim var. Evet. İlaçsız, hormonsuz yani böyle. Verim azalıyorum ama rahat yiyorum yani. Unutamadım, tam boğulurken birisi elimden tuttu Adana'da, kanalda. Tam boğulmak anıken. Bir el uzattı bana, ben gidiyordum, selavatımı getiriyordum. O hiç unutmam onu yani. Son nefesimi verirken elimden tuttu beni çıkarttı. Evet. Mutlu olduğum zaman da teris olduğum zaman. Çünkü 25 ay askerlik yaptım. Yani dediler ki askerlik uzanacak. Muhtıra vuruldu. Moralim çok bozuldu. Bir hafta sonra şey oldu. En mutlu o günüm o. Meydanda İsmet Paşa'yı dinledim. Celal Bayar'ı dinledim.
Süleyman Demirel'i dinledim. Alparslan Türkeş'i dinledim. Erbakan hepsini dinledim. Dükkanımız oradaydı o zaman. Meydan. O bit pazarı dediğimiz yerde siyasiler konuşurdu. Sonra bu taraflara şey olurlar. Ya meydanda şimdi o zaman hazır elbise gelirdi, kaçak gelirdi. Gizli Suriye üzerinden. O zaman mesela durumu yorumlayanlar onları ararlardı. Meydanda yani mesela bir halıcı vardı. Allah rahmet etsin. Halı getirmişti. Herkes gidip bu halıyı seyrediyordu. Çünkü evlerde o zaman kilim vardı. Bir de hasır dediğimiz şeyden yapılan şeyler vardı. Bir tek orada işte Bankara Caddesi'nde bir şey vardı. O da banka bir tane vardı orada. Halk Bankası vardı orada, Devlet Bankası. Yani üretim yoktu yani. Evet. Yani o zamanki esnaflar çok sıkıntı çekiyorlardı. Yani mesela o zaman adam bankaya gidecekti. 4 kişi banka kefil istiyordu. Şimdi ne yok. Şimdi daha kolay. Ama şey huzur vardı o zaman. Yani kimsenin kredi borcu yoktu. Yani kredi kartı yoktu. Telefonu yoktu. Kimsenin haberi yoktu yani. Ya mektupla ben mesela Kütahya'dan Elazığ'a mektup attım. Eskişehir'den buraya dağıtım oldu. Diyarbakır'a dağıtım çıktı. Mektup attım 15 gün önce. Ben geldim. Geldiğim gün mektup geldi. 15 günde. Benim izin aldığım geldi. 15 gün sonra geldi. İletişim mi vardı? Telefon mu vardı? Elazığ'da 5-10 tane yerde telefon vardı. Giderdik PTT'de kuyruğa girerdik. Yazdırırdık ki bize şey vere. Şehirler arası. Abimin birisi yeni rahmetlik oldu. Burada Milli Eğitim Müdürü'dü daha önce. Diğer büyük abim de rahmetlik oldu. Büyük abim tane sağ. Diğer kardeşlerim de dışarıda. Yurt dışında olanlar var. Sonbaharda bir ayakkabı arırlardı. Bir de işte rahmetli annem faniye dokurdu. İşte herkes kendi şeyiyle yani. Yani herkes üretimi kendi yapıyordu. Yani şimdi o zaman niye? Şimdi yani yarına düşünmezlerdi yani. Zaten bu hayat böyledi yani. Adam dedi eve kavurma yapmışım. Bulguru da unu da atmışım. Odunum da var. Ama şimdi adam diyor yarın nasıl ödeyeceğim bu elektriği, bu doğalgazı? Hep bunun şeyindeler. İki kişiyiz burada. 50 yılın içinde. İki kişi kaldık. Evet. Burası dar sokaktı. Böyle Gazi Caddesi'deydi. Kerpiç binalardı buralar. 1975'te buralar açıldı. Yani bura böyle değildi yani. Burası mesela buranın yeri Şanşinli bir evdi. İki katlı. Bitişik'te Koloğlu'nudu. Naci Koloğlu var ya iş adamı. Onun da bitişik. Karşıda Onurların'dı. Hep tek katlıydı. Hep de tandırları vardı arkada evlerinde. Ben bir gün dükkanı açtım. Karşıda 3-4 kişi geliyordu. Ya dedim ben bu arkadaşı nerede tanıyorum acaba falan. Ya geldi ki şey. Erdal Ünlü. Çıkmış Gazi Caddesi'ni geziyor. Erdal Ünlü CHP Genel Başkanı iken. Dedim ya ben benzettim herhalde dedim. Paşa'nın oğlu musunuz dedi. Benim dedi. Oradakiler de dedi ki arkadaş buranın esnafı içeri geldi bir çay ikram ettim. Sabah 8:30 çıkmış Gazi Caddesi'ni geziyordu Erdal Ünlü'nü. Evet. Halbuki ya Gazi Caddesi kısaldı yani. Orası ne caddesi oldu? İzzet Paşa'nın oraya. Hürriyet Caddesi. O bir taraf Zübeyde Hanım oldu. Halbuki oradan Bahçecerhat'ı ta orada evine kadar Gazi Caddesi olaydı. Şimdi ben burada otobüs, araba parası verince köye yayan gider gelirdim. Rahmetli abim de liseye giderdi. Şimdi bir gün abim lisenin bahçesine eşeğini bağlamış akasya ağacına. Şimdi abim sınıfa öğretmen ayağa kaldırınca eşek anırmaya başlamış. Şey demiş ki oradakiler demiş ki tabi hoca demiş ne ya bu adam hep kalkınca bu dedi ki o işte onun sahibi tanıdığı için şey yapıyor. Yasak koydular o eşeği oraya almadılar. Hiç onu unutmuyorum ben. O hayvanı bahçeye yasak koydular. Çünkü onunla gidip geliyordu. 10 kilometre onunla gidip gelirdi, okula giderdi. İşte o, hiç unutmuyorum ben onu. Evet. Yani biraz tarımla uğraştım. Hayvancılıkla da uğraştım. Kuzu da otardım, koyun da otardım. Yani at da besledim. Hatta atı koşuya soktum. Başım da belaya gitti o şeyde. At koşusunun yeri şeydi, üniversitenin yeriydi.
Şimdi biz çayırlarımızı şeye vermiştik, askeriyeye. Yani bedelsiz, yani şey vardı o zaman, süvari birlikleri vardı. Çayırlarımızı vermiş ki 2 ay 3 ay geldi. Onlar da bize bir 3 yılda bir at verdiler, hediye ettiler yani. Yani o zamanın paşası. Ben de meraklıydım, gençtim. Babama dedim biz bu atı şeye sokacağız, koşuya. Yani o zaman joker moker yok da bir tane bindirdik, sıraya koydular, at koşsun. Benim at birinci geleceğine adam vurdu atın burnuna, atım geri kaldı, ikinci oldu. Ben de babama söyledim, böyle vurdu. Babam da gitti valiye itiraz etti. Dedi ki daha bu koşu olmaz, iş bitmiştir. Babam da bir şey konuşmuş, demiş ya sen valiye karşı mı geliyorsun? Atı babam sattı, çok üzüldüm o zaman. Yani öyle bir anım da oldu yani, evet. Biz hep devlete verdik, ben devletin çeşmesinden su içmedim, kıymadım. Devletin musluğu damladığı zaman ben hemen gider sıkarım, camide olsun, bir yerde olsun. Ben hep devlete 51 yıldır vergi verdim, 2 yılda askerlik yaptım. Devletten ben bir şey beklemiyorum, bayrağım kalsın göklerde, ezanlar susmasın, biz bunu istiyoruz. Bak şimdi ben görüyorum, o günü adamın biri geldi, çoban, bahçeme. Adam dil bilmiyor. Adam gülüyor. Ya neye gülüyorsun sen dedim. Telefonunu çıkarttı. Afgan dedi. Eşimle görüşeceğim. Anladım ben. Benden elektrik şey istiyor. Şarj ki şey olsun. Memleketi bırakmış gelmiş. Yani biz böyle yapmasak bu memleket ayakta durmaz. Yani uğurduk. Efendim uyanık yaptık. Zengin olduk. Bunlar hoş değil. Helalından. Alın terine. Şimdi adamlar gelmiş dağda çobanlık yapıyor, az bir parayla ailesine uzak. Memleketin hangi yönünde olduğunu da bilmiyor. İşte adam bırakmışlar, bir koyuncuya vermişler. Şeyine, karın tokluğuna çobanlık yapıyor. Bunlar bize örnektir yani. Evet. Yani sahip olmamız lazım. Yani devleti korumamız lazım. Yani o yapıyor diye ben yapmıyorum, enayilik değil. O yaptığı günahtır o. Siyasette 1983'te Doğru Yol Partisi kurulurken Süleyman Demirel hapisteydi. Adalet Partiler hep görev alanlar yasaklıydı. Bizi getirdiler, görevlendirdiler. İşte o zaman girdik. Ondan önce de Adalet Partisi'nde de görevim vardı yani. Delegasyondum. Gençlik kurullarındaydım. Ya siyaset o zaman söz vardı, sohbet vardı. Ayak oyunları da vardı ama bile değildi. O zaman yani şimdi bir şey söyleyeyim, kimse yanlış anlamasın. Adalet Partisi belediye reisi olduğu zaman belediye meclis üyeleri, il meclis üyeleri ve oralarda ihale almazlardı. Yasaktı yani. Yani sözle yasaktı, kanunen değil. Hakikaten yasaktı. Yani kimse çocuğunu koyamazdı. Belediye meclis üyesi olmuşum, oğlumu kızımı koyacağım diye bir şey yoktu. Ayıplarlardı yani. Parti içinde ayıplarlardı. Evet. Hatta bir gün Arıza Septoğlu bana dedi ki sen hiç fakirin yok mu? Dedim var. Dedi ki iki tane bana isim ver. Verdim. Sağ olsun başladılar. Dedi ki bir şartla ver. Fakirse. Dedi ki bir tanesi bir isim verdi. Dedi ki kuyumcunun oğlumuş. Boynunda da zincirle şeye gitmiş. Mercedes'le iş yerine. Daire müdürü aramış orayı. Septoğlu demiş ki gelen adam böyle böyle. Dedi seninki deli olmuyor. Yani ayıplarlar zaten yani. Ya şimdi gen değişti, şimdi çok değişik yani, aklımız da ermiyor yani. Hızlı gelişmeler oluyor yani, evet. Çok hızlı gelişmeler oluyor yani. Yani yarın olacağı belli değil, nasıl olacağı belli değil. Şimdi korkum da şu, şimdi kuraklıktan endişem var. Yani kuraklık var. Allah korusun, yani bu kuraklık şeye değil bile, bu hastalığa da benzemez. Yani insan ekmeksiz, susuz yaşayamaz. Yani çok dikkatli olmamız lazım. Tabiatın kıymetini bilmek lazım, suyun kıymetini bilmek lazım. Şimdi efendim, keşke modern hayvancılığa gelsek. Modern ne yani? Yani şimdi hanımefendi, evin hanımı ahura inmeseydi. Onun belli şeyler, otomatik sulaması, onun süt makinesi, onu yapamadık yani. Şimdi kadın diyelim ki köyde gelin gitmiş, iki çocuk sahibi, 50 yaşına kadar, 50 yaşına sonra yapamıyor. Hakikaten öyle yani. Ama şimdi çok şeye gelseydik,
üretime, diyelim tereyağı fabrikası, peynir fabrikası. Yani bunları yani köylerdeki ahırlara da bile modern şey yapsalar, kimse yorulmadan. Mesela adamın sütü, otomatik ya da suyu gider, yemi gider. Yapamadık onu. Yani bilmiyorum başka yerlerde yaptılar mı? Elazığ'da yapamadık yani. Ya şimdi mecburiyet karşısına geliyor. Allah kimseye yuvasız vatansız yokluk yapmasın. Doğuda, güneydoğunda bazı şeylerden kaçıp geliyorlar. Yani diyelim bir kuş bir çalıya konuyor. Orada yani star olacak, oraya sığınacak. Öyle oluyor yani. Yani onların gelmesine bizim kalkınmamız olmaz yani. Onları yetiştirmemiz lazım. Yani kalifiye eleman. Yani onu altyapısını yapmak lazım. Ahi evran. Esnaflıkta ahi evran kuralları var. Onu şey yaparsak uzun ömürlü esnaflık olur. İzleyicilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum. Herkes memleketine sahip olsun. Kapısının önüne sahip olsun. Temizliğe dikkat etsin. Yani bu hastalık da kötü bir hastalık. Yani herkes dikkatli olsun. Onu diyeceğim yani. Ahi evran yani çıraklık, kalfalık, ustalık. Saygı, terbiye ve beceri. Yani çıraklıktan kalfaya, kalfadan bir diploma yani üniversite diploması gibi. Ustalık daha büyük diploma. Nedir o? Diyelim subay, az subay, subay, kurmay. Aynı öyle yani. Ama bir yanlış bir şey olduğu zaman ahi evranın şeyi iptal ederlerdi onu. Yani diyelim ki yanlış bir iş yaptı esnaf. Pahalıya satmış. Onun esnaflığı iptal olur. O bir ahlaktı, bir terbiyedi, bir saygıdı. Yani şimdi bir sefer tabii devletin denetimi olması lazım üretilen şeylerin. Yani Allah rahmet eylesin Turgut Özal bir kanun çıkarttı. Kim ne üretiyorsa yanında yazacak. Diyelim kumaşın kenarında naylon mu, iplik mi, pamuk mu? Mesela tereyağı ne yağı? Hangi ilin yağı, hangi köyün yağı? Markası, dana mı, efendim manda mı, koyun mu? Yani bunların denetimi olursa, yani bunlar her şeyi üretimde denetim olursa rekabet de güzel olur. Rekabet olmaz yani. Şimdi adam tatlı satıyorlar. Hayret ediyorum ben o fiyatlara tatlı nasıl oluyor. Cevizin kilosu, bademin kilosu, fıstığın kilosuna kadar. Ben aklım almıyor yani buna. Yani böyle bir rekabet olmaz yani. Yani şimdi diyelim ki kalite olursa müşteri kaliteye gelir. Yani o kaliteli diye fiyatı da çok şey yapmayacaksınız. Ya boğmayacaksınız adamı yani. Yani mecbur bırakmayacaksınız adamı. Evet. Elazığlılara sağlık afiyet diliyorum. Efendim gelecek güzel günler olsun. Afatsız günler olsun. Kuraksız günler olsun. Herkes birbirine saygılı davransın. Bu dünyanın da sahibi vardır. Yani zalimlikten zulüm doğar. Herkes iyi olsun diyorum yani.